Hayırlı işler piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, sabah şöyle detaylı bir hisse çalışması yaptık. 200 hisseyi eğitim grubumuzla paylaştık. Her gün hemen hemen 2-3 tane video paylaşıyoruz. Sizlere de şu sıra biraz yoğun bir katılım talep olmasının ötesinde ben ona bakmıyorum. Sadece piyasalardaki çok kritik zamanlardaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için belki geçen hafta hemen hemen her gün canlı yayın yaptım sizlere yönelik. Sağ olun. İlgi her zaman olduğu gibi sabit bizim bir kitlemiz var. Onlar her zaman izlemeye devam ediyorlar. Tabii aradaki farkı da mutlaka görüyor insanlar. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Eğitimlerimiz ve diğer çalışmalarımız devam ediyor. Sayfamızı izleyebilirsiniz. Çok önemli, çok enteresan günlerden geçiyoruz. Bu çok çok önemli bir döneme girdik. Türkiye belki de hiç bugüne kadar ben yaklaşık 32 yıldır bu piyasalardayım. 1988-89 düşündüğümüzde 33 yıl diyelim. Böyle ekonomik bir tablo görmedim. Yani böyle ekonomik bir çıkmaza girdiğimizi hatırlamıyorum. Söyleyebilirim ki 2008 krizini aylar öncesinden o zamanki ekonomi köşe yazarlığı yaptığım gazetelerde hep dikkate değer bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Birçok televizyon programında bahsetmiştim. Ve geldiğimiz nokta gerçekten çok enteresan. Oraya gireceğim ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Pandemiyle birlikte dünya 30 yani dünya tarihinde yaşamadığı bir yeni acemi birçok şeyin farkında olmayan yatırımcı kitlesiyle buluştu. Finansal piyasalar. Finansal piyasalardaki duruma baktığımızda 14-15 yaşındaki yani 14-15 yaşında dahi insanlar artık ellerinde şu bilgisayar olduğu için daha doğrusu bilgisayar diyorum artık yani telefonlar bilgisayardan farksız. Hatta daha gelişmiş, daha pratik, kullanışlı. 10 doları olan bile artık bu piyasalarda gerek kripto, gerek hisse, gerek forex, gerek her tarafta işlem yapabiliyor. Bu da finansal piyasaların orta uzun vadede daha da büyüyeceğini gösteriyor. Ancak önemli bir nokta pandemiyle birlikte tarihimizde görmediğimiz bir yeni müşteri akımı gördük. Bu da piyasalarda 10 yıldır tüm dünyada oluşan finansal balonun, varlık balonunun patlamasını geciktirdi. Ama bu balon elbet patlayacak ve bu sene patlayacağını düşünüyorum. Ve bu patlamanın işaretlerini almaya başladık. Biliyorsunuz ben analizini yapmadığım enstrüman yok. Yabancı hisse senetlerinden tutun da soya fiyatlarından hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar, en başta faizler, gösterge faizler. Bunlar çok önemli. Ben aynı zamanda temel analizi yapmadığımı, sevmediğimi biliyorsunuz. Çünkü temel magazin olarak bakıyorum. Dünyada konuşulan, televizyon, ekonomi kanallarında konuşulan birçok yani akademik açıklamaların haricinde temel analiz eden şeylerin safsata saçma, adeta Nassim Taleb'in bahsetmiş olduğu entelektüel sahtekarların bilgilerini alıp entelektüel cahiller olarak görmüş oluruz. Okumuş mürekkep yalamış tabiri caizse. Kesimin çıkıp televizyonlarda orada burada konuşarak, bakın ayırt ediyorum, akademik dilde olan yapılan çalışmalar, akademik alanda yapılan çalışmalar, ekonomistlerin. Ama bunlar da akademik noktada olan ekonomistlerin çalışmaları dışında itibar etmiyor. Onu söyleyeyim. Onun dışındakilerin hikaye olduğunu söyleyebilirim. Nassim Taleb'in de bahsetmiş olduğu tipler bunlar zaten. Yanlış anlaşılmasın. Entelektüel cahiller. Bu haberi arayıp hiçbir araştırma yapmadan size servis edenler. Lütfen bunlara bakın. Bunlara dikkat edin derim. Payıma düşeni söylemek adına. Ya da Jack Boyd'un yapmış olduğu gibi bu piyasalarda herkesten önce bir şeyleri görmek istiyorsanız grafiklere bakın. Benim yıllardır yaptığım dolar endeksinden Amerikan faizi yapıyor. Bugün görüyorum herkes Amerikan faizisi kesildi. Herkes dolar endeksisi kesildi. Yıllardır bunu yapıyorum. Baltic Dry endeksini bile gündeme getirdiğimde ortada bir şey yoktu. VIX endeksini, korku endeksini bile getirdiğimde yıllar öncesinden, 15 yıl önceden bahsediyorum arkadaşlar. Petrol fiyatlarının bile teknik analizi Türkiye'de ilk yapan kişi olduğumu düşünüyorum. Çünkü o zaman yoktu. Ekonomist dergisi benden bir rapor istemişti. 2004 yılı teknik analizini yaptık arkadaşlar.
Düşünebiliyor musunuz? Yani olur mu dediler. Neden olmasın ya? Dedik ve girdik bu işe. Neyse, sonuçta öyle bir noktadayız ki bu kadar büyük bir kitlenin 30 yılda piyasalara giren kitle bir yılda girdi. Üzerine ekledi. %100 yapmış oldu. Bu kitleye maalesef dediğim gibi boğa kitlesi olduğu için orta uzun vadede çok ciddi, maalesef dramatik kayıplar olacak diye düşünüyorum. Ya, servet kayıpları olacak diye düşünüyorum. Çünkü 30 yıl veya geçmişin büyük traderları, aktörleri, babaları, akıllı para bütün büyük sermayeyi buraya devrediyor şu an için. Distribasyon dağıtımı yapıyor. Bir süre sonra belki de 100 yılın çöküşünü göreceğiz. Bunu söyleyeyim. Her zaman söylüyorum. Peki biliyorsunuz ben geçen yıl bugünlerden itibaren o kötü günlerde öncesinden Ocak ayında bu kötü çöküşü söylemiştim. Virüsün dahi etkili olabileceğini söylemiştim ki ortada bir şey yoktu. Arkasından Mart'ta da çok iyimser oldum. En dibi gördükten sonra güvenli alış gördüm. Kısa vadeli iyimser olmuştum ama Nisan'la birlikte dedim ki ikinci dalga kötü değil, daha çok iyi olabilir, daha iyi, çok iyi olacak. Hatta ikinci dalga kötü değil, iyi olacak gibi bir süreçte bulunmuştum. Aralık sonuna kadar da beklentilerim gerçekleşti. Ocak'tan beri de pek iyimser olamıyorum gördüğüm kadarıyla. Zaten o tarihten sonra da borsa belli bir aralıkta seyrediyor. Bütün borsalar. Ama her gün hisse senedi yorum yapıyoruz. Endeksel pariteler falan filan. Çok uzatmayayım. Dediğim gibi zaten her grafiğe baktığımızda buradan birçok şeyi de görebiliyoruz. Fiyatlar gerçek olanı söylüyor arkadaşlar. Onun için şu videodan sonra hemen bizim şeye döneceğiz. Parmağa döneceğiz. Dinleyelim isterseniz, bakın çok güzel. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro en la playa. Trabajar en la playa. Y me acuesto en su, para, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¿Y cuál es el trabajo más duro que Hay Allah'ım ya. Tövbe tövbe ya. Evet arkadaşlar, bunları çok göreceğiz önümüzdeki süreçte. Çünkü örneklerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince payıma düşen noktada uyarılımı yapmaya çalışıyorum. Amerikan Dow Jones Endeksinin yıllardır yaşadığı şu yükseliş, bakın şu pandemiyle olan düzeltme haricinde var mı ciddi bir düzeltme? Yok, görüyorsunuz. Bu yükseliş dolar bazındadır. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde DAX endeksi için de geçerli. Biz TL bazında gitmiş gibi gözüksek de dolar bazında benim her zaman iddia ettim ve dolar aslında borsa kazandırmıyor. Yıllardır bunu söylüyoruz arkadaşlar. Dolar bazında görüyorsunuz, değil mi? Yani dolar bazında eğer dolarınızı satıp 2007 yılında borsadan hisse senedi aldıysanız temettü verilerini de katın buna arkadaşlar. Kazanamazsınız. Dolar bazında görüyorsunuz. Dolar alsaydınız daha iyiydi gibi. Neyse. Sonuçta dolar endeksi artık bir dönüşten bahsediyorum biliyorsunuz. Bu çok çok önemli. Çok 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 önemli. Artık dolar endeksi dünyada aynı zamanda Amerikan faizlerinin bakın bunu söylüyoruz. Şu günlerde herkes konuşuyor. Herkes yazıyor, çiziyor, anlatıyor. Ama iş işten geçtikten sonra anlatıyor. Çünkü insanlar şu belli başlı enstrümanlara odaklandıklarında o enstrümanın dışındaki dünyayı göremiyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Tabii ki piyasalar ne olursa olsun, ister kötü ister iyi olsun. Önemli olan sizin olmuş olduğunuz pozisyon. Almış olduğunuz, açmış olduğunuz işlem pozisyonu çok önemli. Bu noktada her gün piyasa gong çaldığında kazanma fırsatınız var. Artık gong da çalmıyor kripto paralarda. 7 gün 24 saat açık. Dönüp bakarsınız kripto paralarda işlem yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan yola çıkarak biz de şunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar,
Görüyor musunuz? Dünkü faiz kapanışı ne oldu? Bakın şimdi ileride faizi konuşacak insanlar. Ben çok uzun bir süredir artık faizler Türkiye'de ya aylardır Türkiye'de artık faizlerde tek hane dönemi bitti. 12'nin altı artık hayal ama gerçek olan faizlerin Türkiye'de %20 hatta %25 aralığına bu yıl yükselmesi ihtimali artıyor. Yani öyle bir noktadayız ki şimdi girişte ondan bahsetmeye çalışıyorum. 30-32 yıldır piyasadayız. Ben böyle bir çıkmaz yola girdiğimizi hatırlamıyorum. Bunun sebepleri 2013'teki, 2016'daki, 2013-2016 aralığında oluşan inatlaşma, oluşan dünya normlarından farklı olarak bir borçlanma isteği içinde davranılması. Acemilik demek istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Birincisi, neden faizler düşsün, düşsün, düşsün deniyor? Çünkü dünyada faizler inanılmaz düşük. Değil mi? Bakın, dünyada faizler inanılmaz düşük. Ve sürekli de düştü. Son dönem hariç. Onu zaten uyarmıştık biliyorsunuz. Beni her zaman izleyenler duyuyor. Alman faizlerine bakın. Eksilerde arkadaşlar. Peki neden bizimkiler daha düşük olmalı faiz, daha düşük olmalı faiz diyor? Neden diyor? Çünkü dünyada faizler düşük. Bizde de faizin düşük olmasını istiyorlar. Faize karşılar bir de tabii ki. Artı onun ötesinde gidip faizin kötü olduğunu bile Londra'da söylemişler. Ya kardeşim, şimdi bu tablodan bakınca dünyadaki borç oranlarına gireceğiz. Burada hepsini anlatmaya çalışacağım ve bir sonuç çıkartmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi dünyadaki borçlanma yüzdelerine baktığımızda neden biz onlar kadar düşük borçlanamıyoruz? Birinci sebep. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte ödevlerini yapmadı arkadaşlar. Etrafımızda komşumuz kalmadı. Herkes de düşmanız. Hukuk, özgürlükler noktasında birçok alanda maalesef dünya sıralamasında listelerde en altlardayız. Yani demek ki özgürlükler Avrupa standartlarında veya gelişmiş ülke standartlarında özgürlük, hukuk, adalet bunlar çok önemli. Bunlar borçlanmanızda ilk kriterler arkadaşlar. Yıllardır bunu söylüyor söylüyor dilimizde tüyü bittiğini de zaten biliyorsunuz. Yani ben olabildiğince bu hükümetin yapmış olduğu iyileri yeri geldiğinde çok paylaştık. Dünya normlarında gittiğinde ama. Şimdi artık böyle bir şey yok. Şimdi Yunanistan'la karşılaştırıyor. Fransa'yla, İtalya'yla, efendime söyleyeyim, Türkiye'yi bazı otoriteler. Yunanistan, Eurobondları borçlanma oranı 0,5. Fransa birler civarında. Portekiz birlerin altında. Bakın bunların birçoğu 2008'de iflas etmiş ülkeler. Fransa dahi iflas etme. Yani iflasın eşindeydi neredeyse. İspanya iflas etti. Pardon, İspanya, Portekiz en beteri aralarında Yunanistan. Bunlar %1'lerin altında borçlanıyor. Ama neden? Avrupa Birliği gelişmiş ülke standartları, insan hakları, özgürlükler, adalet noktasında çok önemli yerdeler. Ve bundan dolayı bu kadar kolay borçlanıyorlar. Bundan dolayı riskleri yok. Ve borçlanırken de öyle borçlanıyorlar ki arkadaşlar. Yani şimdi bu ülkeleri Türkiye bugün onu da konuşmak lazım. Öncesinde öyleydi tabii de şu an son rakamları bilmiyorum. Yani bundan 3-5, 3-4 yıl öncesine kadar Türkiye biliyorsunuz Avrupa Maastricht ekonomik kriterleri ve birçok kriter vardır. Bunlardan bir tanesini Avrupa Birliği'ne girmek için yapmanız gereken kriterlerden bir tanesidir. Türkiye'de bu standartları yakalayan ülkelerden değil. 3-4 yıl öncesine kadar. Yani o zaman gurur duyuyorduk tabii ki. Ama Avrupa Birliği ile neden ilişkiler bu kadar bozuldu? Neden Avrupa Birliği tarafına dönmedik de yerine göre batıyor? Yerine göre tabii biz de dedik ki ya birlik bizi almayacak. Ama kardeşim sen mücadele edeceksin. Sen gücünü ortaya koy. Yapacağını yap. Standardını arttır. Dünya normlarına geç. Sonra seni almak zorundalar. Sen güçlü olduğunda almak zorundalar seni.
Hristiyan kulübü falan derlerdi. Bunları insanları kandırmak için yıllarca böyle. Ha yok mu bir gerçeği? Var bir gerçeği. Hem Türksün en başta. Hristiyan Müslüman hikayesi var. Türksün başta. O normları bir türlü gerçekleştirememişsin. Uzaklaşamamışsın falan filan. Çok detaya girmeyelim. Dolayısıyla dünya borç rasyosuna baktığımızda bu ülkelerin mesela Avrupa Birliği'nin gayri safi milli hasıla ya gelir gider dengesi ve borç karşılaştırması, hane halkı borç oranlarını karşılaştırmasında baktığımızda gerçekten çok adaletsiz, saçma bir borç sistemleri var gibi gözüküyor. Amerika'nın da aynı. Ama tek adamları kurtaran şey biz gelişmiş ülkeyiz. Dünya standartlarının üstünde hak, hukuk, adalet, özgürlükler, sosyal güvencelere halkımız için varız. Milletimiz için varız. Halkın hizmetkarıyız demiyorlar ama. Halkımız için varız diyor ama adam icraatla gösteriyor. Gerekirse pandemi döneminde ülkeler yardım etti. Birçok reel sektör temsilcisine. Bize de ediliyor. Ediliyor tabii ediliyor ama ne kadar önemli, ne kadar veya atılan adımlar ne kadar önemseniyor. Şeyde bile görüyorsunuz. Yani eğer bizdenseniz kongre yapabilirsiniz. Değilseniz yapamazsınız. Bu bile var ya düşünebiliyor musunuz? Neyse buraya girmeyelim. Hep neyse diyorum farkındasınız. Çünkü o kadar çok gerçekten kafa karıştıran çok şey var ki sıkıntı. Şimdi evet dünyada Avrupa Birliği'nin borç rasyosuna baktığımızda %120'lerin üstünde. Yani geliri 100 lira ise 120 lira borcu var. Bizim ne? Bizim gelirimiz 100 lira ise 55-60 lira borcumuz var. Düşük az. Peki buna rağmen neden? Bakın adamın 100 lira borcu var, 120-200 lira borcu olanlar var arkadaşlar. 300 lira borcu olanlar var. Ama gelişmiş ülke bunlar. Ama dünya standartlarında bir hukuk, adalet, özgürlükler birçok konuda güven sağlamışlar. Adamlar bundan dolayı düşük borçlanabiliyorlar. Biz %100 lira gelirimiz var, 55-60 lira borcumuz var. Ama dünyanın en yüksek borçlanma oranına sahibiz. Eurobondlarda biz en son %15-16'larla borçlanıyorduk arkadaşlar. Yunanistan 0,5 birlerle borçlanıyor. Ama borçlanıyoruz değil mi? Diğerlerinin 5 katı, 15 katı, 20 katı borçlanıyoruz. Belki yöneticiler de şundan dolayı ya dünyada çok düşük faiz, bizim daha da düşmeli faiz derken ama asıl kriteri burada görememek insanı üzüyor maalesef. Onun için şu an dünyada ne başladı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın dünyada faizler yükselmeye başladı. Biraz önce gösterdim. Bizde faizler ne diyorum? Onun için %20-25 bandına gideriz. Peki onun ötesinde enflasyonla ilgili Merkez Bankaları faizleriyle ilgili hafta içinde bir program yapmıştım. O da bahsettim. Maalesef öyle bir noktadayız ki geçmişte eğer bir takım Avrupa Birliği standartlarında halkın hizmetkarı lafını bırakıp gerçekten halka hizmet edilme noktasında ya hala Kanal İstanbul'la ilgili 140 milyar dolardan bahsediyor. Paramız mı var ya acaba? Paramız mı var? Varsa yapılsın. İhtiyaç varsa da yapılsın. Yani kimse bu noktada bir şey de demez. Ama halka rağmen ben istediğim yaparım demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bence doğru değil. Dolayısıyla buradan bakarak aslında bazı şeylerde halkı duymak lazım. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Şu noktaya geliyorum. Hiç ben bu kadar 30 yıllık süreçte şeyi görmedim. Sıkıntılı bir dönem görmedim. Bakın. Faiz dünyada yükselmeye başladı ve daha da yükselecek. Avrupa tarafında da belki artıya geçecek faizler. Çok enteresan bir noktaya geliyoruz. Eğer dünyada bu faiz hareketi hızlanacak olursa bizim borçlanma maliyetimiz çok çok daha yükselecek. Bundan sonra eğer çıkış yolu bulunmazsa ki nasıl bulacaklar bilmiyorum bir ekonomist olarak düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Eğer bakın 2013-2016'da 2013-2016'da faiz inadı edilmemiş olsaydı
kriterler uygulansaydı, faiz arttırma kendini arttırılsaydı, daha da arttırılsaydı geçerdi. Dolar ne 8,5 olurdu ne de faizler burada olurdu. Her şey yolunda giderdi. Şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktada arkadaşlar çok ilginç bir yere geldik. Ve benim aylar öncesinde söylediğim noktadayız. Bu faiz arttırımları maalesef bize çok pahalıya mal olacak. Faiz arttırmak, yani zamanında faiz arttırılsaydı bunlar olmayacaktı. Ama şimdi işleri gerçekten çok zor. Özellikle Merkez Bankası. Faiz arttırmak zorunda. Çünkü enflasyon yüksek geldi. Enflasyon ve Merkez Bankası'nın vermiş olduğu faiz arasındaki makas küçüldü, azaldı. Yani Türkiye'ye borç vermek isteyen bana daha fazla faiz vereceksin demek isteyecek. 3 ay önce 250 bas puanda, şimdi 100 bas puana düştü arkadaşlar. Bakın yani enflasyona karşı karşılaştırma yaptığımızda dediğim gibi 250 bas puan fazla faiz veriyordu enflasyonun. Üzerinde 250 bas puanda şundu. Şimdi yanılmıyorsam 100 puan, 125 puana düştü. Bunu bir kere daha arttırmak zorundasınız. Yani en az 100 bas puan faiz arttırması gerekir. Ama ben 50 puan bile bir güven verir. Onu söylemek istiyorum. Ama biliyorsunuz faiz arttıramaz. Faizi indirmeliyiz deniyor. Öteki taraftan da. Ne yapacağız? Şimdi bakın. Dünyada faizler artıyor. Bakın. Faizler artmaya başladı. Almanya'da bile artıyor. Dünyada artıyor. Biz de uyarıyorum. Haftalardır uyarıyorum. Ki geçmişte yıllarca uyardığımız gibi. Yerine göre dediğimiz gibi. Doğruya doğru. Yiğidi öldürmeden hakkını da verelim. Ama öyleydi. Ama maalesef şu an ciddi sıkıntı. En azından sabit olmayan krediler kullanmış olanlar için maalesef sıkıntılı bir dönem. Yani sabit olmayan kredi dediğimiz krediler var ya, kredi alıyorsunuz, değişken faiz daha doğrusu. Kredilerde yükseliş demek, kredi çekememek demek. Türkiye'nin dışarıdan sendikasyon kredileri daha yüksek alması demek. Daha maliyet demek. Eğer faiz arttırırsanız tamam dövizi kontrol altına alabilirsiniz belki geçici olarak. Ama faizi arttırmazsanız döviz patlar. Döviz patlarsa dövizin oluşturduğu bir enflasyon maliyeti var. Yani adamlar ne yapıyor? Abi demir çok şey, dolar çok yüksek, atıyorum en basitinden demire zam yapılıyor. Dolar düşüyor veya herhangi bir şeye zam yapılıyor. Dolar düşüyor ama o zam orada sabit kalıyor. Onun için üretici maliyeti, üretici enflasyonu, tüketici enflasyonun iki katı arkadaşlar bu ülkede maalesef. Bu da üretici enflasyonu şunu gösteriyor. Yüksek kaldığı sürece enflasyon düşmez. Bunun bir ön göstergesidir. Üretici enflasyonu önümüzdeki süreçte böyle giderse biraz önce bahsetmiş olduğum gibi dolar yükseldiğinde maliyetler yükseliyor ama dolar düştüğünde düşürülmüyor. Bu kalıcı enflasyon en sıkıntısı. Peki ne olacak? Faiz ne kadar yükseltirsen ne olacak bu sefer? Reel sektör veya işini yapmak isteyen insanlar iş yapamayacak. Kredisi, adam projesi var harika kredi çekemiyor veya çok yüksek çekiyor. Nasıl iş yapacak? Veya kredisi olan hane halkı borç oranlarına baktığımızda sabit veya değişken. Ne yapacak bu insanlar? Merkez Bankası faiz arttırırsa gerçekten çok zor bir döneme girdik. Dünyadan rüzgar önceden arkamızdan esiyordu, biraz toparladık. Ama şimdi rüzgar öyle önden esiyor ki rüzgar kimi ülkelere önden eserken serinliyor. Kimi ülkelere biraz üzerime bir şey giyeyim diyor. Korunayım diyor. Tedbirini alıyor. Zamanında bu yapılabilirdi. Bize karşıdan öyle bir kasırga geliyor ki maalesef. Bunu görüyoruz. Bunu görerek sebepleri, nedenleri, sonuçlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Maalesef işimiz zor. Hayrola. Ne diyelim? Teknik olarak neden %20, neden 25 diyorum? İşkembe-i Kübra'dan da atmıyorum. Bunu yıllardır söyleyen bir kişi olarak söylüyorum. %4-5'lerdeyken, %7-8'lerdeyken 2013-2017 yılları arasında bahsederken faizler %7-8'lerdeyken yapmayın etmeyin faiz arttırın olmaz. Tabii benim gibi savunan birçok akademik çalışmalar olan veya ekonomist, gerçek ekonomist arkadaşlar da sık sık ifade ettiler. Arttırılmalı diye. Ben de teknik olarak dedim ki daha 8'lerdeyken 7'lerdeyken %18'e gideriz, %20'ye gideriz arkadaşlar.
2008'de görmüş olduğumuz seviyeleri görürüz dedik. İşkembeyi kübradan atmadık. Fiyatlara bakarak anlatmaya çalıştık. Şu anki durumda da üçgeni yukarı kırdık. Ne olacak? Bakın şu üçgeni yukarı kırdık. Dün kendi sayfamda paylaştım Twitter'da. Bakın dedim arkadaşlar. Şurada bir çalışma yaptık. Ben burada sık sık paylaşımlarım oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bu grafik o grafik. Nereye gidiyoruz? Eğer şu üçgen çanak değil, üçgen değil. Ben üçgen diyorum. Çünkü üçgen olarak gördüm. Kırdık arkadaşlar. Bakın dün evvelsi gün kırdık burayı. %22 gözüküyor. Ben %20 ile %25 aralığı bir yere geleceğini söylüyorum zaten. Şurada bak bakın bir tren çizeceğim. Bu trende dokunacak büyük olasılıkla. Şöyle aldım. Bakın. Şöyle alayım. Büyük olasılıkla. Şöyle bir hareket olacak belki %20'ler. Sonra eğer dünya yumuşar, işler iyiye giderse tamam bir toparlama olur. Ama gitmez, sıkıntı devam eder. Biliyorsunuz her zaman seçim öncesi çalışmaları ilk olarak ben yapmışımdır bunu söylüyorum. Ben falan filan diyorum ama diyorum demek zorundayım. Çünkü yaptığım şeyleri söylüyorum. Yanıldığımı da söylüyorum yerine. Şimdi bakın arkadaşlar çok büyük olasılıkla bu hareket geliyor. Devamı eğer biz 17'leri geçersek, birkaç hafta içinde geçebiliriz. 17'leri geçersek büyük ihtimalle şuraya oturur. Eğer iyi gelişmeler olmaz, dünyada faizler düşmez ki zannetmiyorum. Dolar endeksi trend başlayacaktır. Biz de şu hareket tekrar buraları getirebilir. İnatlaşma olmazsa merkez faiz arttıracak, yok indirmeli, arttırmalı falan değil de burada Merkez Bankası görevini yaparsa belki daha hafif atlatabiliriz ama asıl görevinin yapılması ekonomi yönetimi. Onların işi de çok zor. Yani hepimiz çünkü onlar bunlar diye bir şey yok. Biz varız yani. Ülkenin gidişatı, gelişi bizim için çok önemli. Onun için ben biraz daha bu noktada faizler noktasında çok hassasım. Her zaman faizlere onun için bakarım, onun için anlatmaya çalışırım. Durum bunu gösteriyor. Böyle bir durumda kurda biliyorsunuz kurda ben ne kadar kötümser olduysam ki şu dönemde de biraz kötümserdim aslında. Çok da beklemiyordum 8'in üzerindeki hareketi ama bir bahaneyle çöküşten bahsettim. Damat istifasıyla geldi. Bir şekilde gelir bir şekilde mutlaka. Bundan sonraki süreç belki şöyle bir hareket. Bakın şöyle şimdi Merkez Bankası'nı bekleyecek diye düşünüyorum kur. Kurda beklediğim o hareket gerçekleşiyor biliyorsunuz. Şöyle bir şey olabilir. Belki bir süre şöyle bir yatay hareket. Bu da arkasından şöyle bir hareketi getirebilir. Onun için çok olumlu gelişmeler olması ihtimali biraz azalıyor. Aşağıda şöyle söyleyeyim. Şöyle olduğunu düşünecek olursam 7.30, 7.25'in yani 7.25'in altı zor. Yani yok demeyeyim ama zor. Şu hareketi yapar, sonra şu hareketi yapar. Bu hareketin şimdi ilk etapta 7.70 biliyorsunuz 7'nin altında alış beklediğimi 6.85 7 aralığı benim için bir ayı tuzağı alışlar gelir. 7.50'ye gideriz. 7.75'i zorlarız dediğim bir süreçte. Şimdi şöyle alayım. Bakın şuradan alıyorum. Buradan aldım. Şöyle alıyorum. Eğer o düşündüğümüz hareket şu hareket gerçekleşecek olursa 7.25 7.30 aralığında kalacak olursa dolardaki hedefimiz 8'di. 8 revize ediyorum derim. 8.30'ları görürüz. Ama biliyorsunuz zaten uzunca bir süre dolarda pek bir kötü hareket olmaz. Ama benim için 8 üstte tepe aşağıda da 6.85 destek. 6.50'leri yani olma ihtimalinin olmadığını uzamaya başladığını son birkaç haftada söylemeye çalışıyorum. Durum bu arkadaşlar. Borsa için TL değil arkadaşlar. Dolar bakın. Borsa için şöyle söyleyeyim. Dolar bazında nereye geleceğiz biliyor musunuz? Benim beklentim bu. Borsada dolar bazında şurayı bekliyorum arkadaşlar bakın. İlk etapta hadi şurayı yapalım. Formasyon hedefi olsun şurası.
Yani bulunduğumuz noktadan şöyle almış olayım. Borsada önümüzdeki 6-7 ayda %20, bir yıl içinde de %35'lik bir düşüş dolar bazında. Dünya borsalarında bu %50, 60, 70'i bulacak diye düşünüyorum önümüzdeki birkaç yıllık süreçte. Ya ben orta uzun vade yatırımcısıyım. Buradan alırım unuturum demek bile çok riskli bir dönem. Çünkü şöyle olduğunu düşünün. Bakın. Dediniz ki orta uzun vade beklemek istiyorum. Tamam, bekle, güzel. Ben buradan alırım kardeşim. Aldım, tamam. Kaç yılında almışsın? 2018 yılında. Şu an dolar bazında bakıyoruz. %37 daha aşağıda. Kaç yıl olmuş? 2018, 2019, 2020. 3. Nereden baksanız. Bir 3 yıl daha böyle gitse. Borsaya lanet edersiniz. Gibi. Onun için buradan almanın ötesinde bakın. Mesela 2018 Şubat'ta 3.24, 2018 Ağustos'ta 1.28. Bu bir yılı beklemiş olsanız borsadan ciddi para kazanırsınız. Onun için borsadaki bu düşüş ihtimali benim senaryomu biliyorsunuz. Aylıkta hep iddia ettiğim bir nokta var. Ne diyorum? Borsa dolar bazında şu bizim 60 aylık var ya, 60 aylık. Burayı geçemez dememin sebebi de buydu. Ki biliyorsunuz birden itibaren de çok iyimserdi. Şuralardan hep iyimser olmuştu. Ama artık deniz bitti gibi gözüküyor. Neyse. Durum bu. Geçen hafta içinde paylaştığım güzel hisseler oldu. Gerek kapalıda gerek açıkta. En son Beşiktaş. Bakın Beşiktaş'ı söyledik biliyorsunuz. Koptu gidiyor. Bir ara Galatasaray'ı söylemiştik. Galatasaray da çok iyi gitti. Hava yolları gayet süperdi. Çelebi harika gitti. Doko çok güzel gitti. Bakın piyasa yatay düşüyor. Bunları söylüyoruz arkadaşlar. Diyor'u bir ara söyledik. Bakın Diyor çok güzel hareket etti. Enka son günlerde bir tepkiden bahsettim. Yavaş yavaş görüyorsunuz. EKGO'ya dikkat. Çok enteresan. Enteresan bir güçlenme var ama bu faizler bu noktada son bir yükseliş ihtimali olacak gibi gözüküyor. İndes mesela çok güçlü gördüğüm kağıtlardan bir tanesiydi. Görüyorsunuz. Harika prim yaptı. Bankalar içinde sanki işçiye biraz tutunmak istiyor ama burada da bir şey olacak. Koç KC Hol benim için son günlerin en güçlü kağıtlarından da hala güçlü. Bunun ötesinde Medikal Park'a diyoruz birkaç gündür bakın. Kırılma çok güzel. Ve kağıtlarımızdan bir tanesi. Ne demiştik? Vakko. Bu Vakko her zaman yapar. Peki Petkim? Petkim son günlerde bakın. Bu çok rahat alım satım yapılabilecek hisselerden bahsediyorum. Öyle tırışkadan affedersiniz hisseler değil. Arkasında kitlesi olan kağıdı akümüle edip sonradan servis edip iyi paralar kazanıyor bu piyasada. Onu biliyorsunuz. Vestel. Yavaş yavaş Vestel'de de zirveye yaklaştığımızı söylemiştim. Güzel hareket içinde olduğunu söyledik. Gayet güzel. Bir dakika başka ne vardı? Güzel evet bu bayağı paylaştığım daha güçlü hisselerden vardı. Yani Türk Hava Yolları. TYO. Hala güçlü. Pegasus demiştim mesela bakın. Bana diyorlar ki ya Pegasus 90 küsür olmuş. Olmadan önce ben zaten söylüyordum Pegasus'u. Türk Hava Yolları'nı son dönemde söylemeye başladık. Yakaladık gayet güzel. Arkadaşlar diyor ki temel analizden bahsediyor. Arkadaşlar temel analiz falan. Hikaye. Bakın hikaye. Başka bir şey değil. Temel analiz diyecek olursak fiyat kazanç oranlarına bakın. Piyasa defter değeri. Diğer rasyolara bakın. Çok önemli rasyolar bunlar. Değerlemelere bakın. Eder mi bu fiyatlar? Çoğu en azından temel analizi yapıyorsak yine bazı şeylere bakmak lazım veya ama boş ver deyip sadece teknik analizi yapmak lazım diye düşünüyorum. Ben yıllardır bunu da yaptığımı zaten söylüyorum. Neden teknik analizi yaptığımı da herhalde insanlar anlıyor. Karsan son günlerde bir kar realizasyonu. Son bir satış fırsatından bahsetmiştik. Şu an şunu gerçekleşiyor gördüğüm kadarıyla. Başka benim burada evet güçlü gördüğüm kağıtlar. Bunlar da her günde bu biraz önce saydım o kağıtları. Paylaşıyorum, paylaştım. Ve
Sizler de yapabilirsiniz teknik analiz. Sizler de grafiğe bakarak fiyat analizi yapabilirsiniz. Ve birçok şeyin farkında olabilirsiniz, görebilirsiniz. Şu 60 günlük Dow Jones çok güzel kapattı. Ha, bu arada ne demiştik? Bakın bir grafiğe bakarak dedik ki Amerikan tarım dışı istihdam verisi beklentilerden yüksek gelir. Yüksek gelirse ne olur? Yüksek gelirse altın fiyatları, borsalar gelse bile bakın ne kadar yüksek gelirse gelsin. Beklentinin 2,5 katı yüksek geldi. Ne kadar kötü veya ne kadar iyi gelirse gelsin altın tepki verir dedik mi? Dünkü yayınımıza dedik. Tepki verdi mi? Verdi. Yeter mi? Yetmez ama evet demek istemiyorum tabii ki. Yetmez ama en azından kısa vadede 1700'ün altından alışlar geliyor. Daha hala yetmez. Yarın öbür gün bakacağız. Biz izlemeye devam edelim. Diğer çalışmalar için eğitimler, kapalı devre eğitimler bunlar kendinize yatırım yapmak istiyorsanız zaten sayfamızda gezip bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.